Ben Sharuk Clark, Pixar'da ışıkçı olarak çalışıyorum. Bugün size filmlerimizde kullandığımız aydınlatma tekniklerinin bazılarından bahsedeceğim. Ama önce ailem dahil pek çok kişinin kafasını karıştıran bir konuya açıklık getireyim. Tıpkı diğer filmlerde olduğu gibi bilgisayar destekli animasyon filmlerinde de ışıklar ve ışıkçılar kullanılır. Örneğin bunun gibi gerçek bir sette gördüğünüz her şey bir takım ışık kaynakları tarafından aydınlatılıyor. Bu ışıkları kapatırsak hiçbir şey göremeyiz. Aynı şey filmlerimiz için de geçerli. Tek farkla biz sanal ışık kullanıyoruz. Yani karakterlerimiz ve kameralarımız gibi ışığımız da bilgisayar ortamında oluşturuluyor. Böyle olunca da ışığı her şeyiyle kontrol edebiliyoruz. Ve bu müthiş bir şey çünkü ışığı her bir sahnede belirli bir duyguyu uyandırmak ve anlatımı güçlendirmek için rahatça kullanabiliyoruz. Burada en kritik noktalardan biri kullanacağımız ışığın yoğunluğuna ve büyüklüğüne yani gücüne karar vermek. Mesela dağınık bir ışık daha yumuşak hatlar ve yumuşak gölgeler oluştururken bir noktada toplanan odaklı ışık sahnenin gerilimini daha da arttırabilir. Işığın kullanımına dair bir diğer önemli nokta renk sıcaklığıdır. Örneğin mavimsi bir ışık soğuk bir atmosfer ve soğuk duygular uyandırırken turuncumsu ışık daha sıcak ve samimi bir ortam yaratır. Işığın yönü anlatımı güçlendiren bir diğer unsur. Önden aydınlatılan karakter daha içten ve cana yakın dururken, arkadan aydınlatılan karakter karanlık ve tehlikeli görünebilir. Ya da alttan aydınlatılan karakter ürkütücü bir görünüme kavuşurken, tepeden verilen ışık bir sorgu odası atmosferi yaratabilir. Tüm bu aydınlatma tekniklerini çekilen sahnenin görsel ve duygusal yönlerini güçlendirmek için kullanıyoruz. İsterseniz, İnanılmaz Aile 2'deki şu sahnelere bir göz atalım. Burada çok farklı ışık düzenleriyle oluşturulmuş iki ayrı sahne görüyoruz. İlkinde Violet, Tony'nin randevulaştıklarını unuttuğunu, hatta kendisini bile neredeyse hatırlamadığını fark ediyor. Sahnedeki ortam gayet bilindik türden. Kişisel eşya dolaplarının bitişik nizam sıralandığı upuzun bir koridor. Buna bir de tavandaki floresan ışıklarının mavimsi yansımaları dahil olunca ortam iyiden iyiye bir hastane atmosferinin kasvetine bürünüyor. Bu da izleyici üzerinde bir tedirginlik duygusu yaratıyor. O sırada Violet'ın hissettiğine yakın bir duygu yani. Bunun tam aksi bir atmosferi Violet ve Tony'nin okuldaki merdiven sahanlığında konuştukları bu sahnede görüyoruz. Bu seferki daha mutlu bir an. Belli ki barışmışlar. Ana ışık kaynağı dışarıdaki ağaçların arasından içeri süzülen ve ortama sımsıcak dostane bir hava katan güneş. Bu sıcaklık sahnedeki karakterlerin ruh halleriyle de örtüşüyor bir bakıma. Tüm bunlar hikayeye duygu katıyor ve bu duyguyu ışık dahil her unsurda yakalamak istiyoruz.